Herkese merhaba, Farmers Fet19'dayız. Şimdi oyun Epic Games'te ücretsiz. Tekrar belirtelim. Tabi 6 Şubat'a kadar, 6 Şubat akşamı saat 19'da kampanya bitecek. O zamana kadar bedavadan alabilirsiniz Epic Games'te. Her şey aynı, normal bir oyun gibi oynuyorsunuz. Bunun dışında şu an eller baritasındayız. Yeni bir sezonu başladık. Çatalları sürmüştüm tekrar, şimdi üzerinden geçiyorum, yine buraya mısır ekeceğiz. Harita şöyle, klas ekipmanlarımız var yine. Harita bu, 161 tane tarla var. Ufak ufak tarlalar, büyük büyük tarlalar. Hani yeterli, benim tarlalarımı zaten görüyorsunuz. 132 ile 115 orada ot çıkartacağım, sılaj yapacağım tekrar. Yine buraya mısır ekip sılaj yapacağımız için Jaguar'la. Yine orada bir bayağı bir sılaj yapacağım. Zaten pitler falan var çiftlikte. Böyle farklı çiftlikler yapmışım multiplayer uyumlu olsun diye. Güzel bir harita yani, sevdim. Daha değişik haritalar denedim ama dedim ki burada başlayayım, biraz daha şehir yaşamın, köy yaşamın, kasaba yaşamın olduğu bir şey var. Hani burada devam ederiz. En azından bir sezon burada oynamış olacağız. Burada GPS modunu gösterecektim ama bir sıkıntı çıkartıyor. Oyun kasmaya başlıyor. Burada haritayla uyumsuz mu diyeceğim, bir başka bir şey mi var anlayamadım. O yüzden Felsburn'un haritasında benim eski profilde zaten hani mevsim modunu oynadığım profilde Klas'la falan ben saban falan çekmiştim mevsim modunu kullanarak. Ama işte o ara video çekemedim. Şimdi mecburen orada tekrar girip çekmem gerekecek videoyu, göstermem gerekecek. Burada oynamam biraz üzücü. First play falan da şu an burada denemedim zaten. Klaslar bayağı iyi ya. Hani oynuyoruz. Şu an traktörler var. Bayağı 870 aldım, 960 aldım. 460 var. Jaguar var. Slash Dorsey var. Başka bir Slash Dorsey de aldım. Arkaya takabilsin diye Jaguar'ın. Metal Tekin 3 dingilli. 44 tonluk bir Slash trailer'ı var. Onu aldım. Bir de tabii araçlara gerçekçilik ekleyen bir mod var. Bu da yine ModUp'ta var. Farming Simulator'ın resmi sitesinde, mod merkezinde var. Bu sayede işte Sleep, Motor Load gibi ayrıntıları görüyorsunuz. Bunu kapatamıyorum. Bu ekranda sürekli çıkıyor. Bir tuşu da bulamadım. Bu sayede biraz bu tarlada, yüzeylerde falan araçlar biraz hani zorlanıyor. Biraz gerçekçilik ekliyor. Böyle hani traktör kalabilir bazı yerlerde daha eğimliyse ya da daha gücü azsa. Normalde biraz daha kolay çekiyoruz biliyorsunuz, hani 300 beygirlik bir güç istiyorsa ekipman, biz yine üstesinden geliyoruz onun, ama burada öyle olmuyor, biraz zorluyor. Hatta arabalar falan tarlada kalabiliyor, mesela Golf falan var, Ford Raptor falan var, arabada araba bayağı tarlada kalıyor yani, şey olarak gidemiyorsun, kayıyor, böyle yavaş yavaş şey yapman lazım ama uğraştırıyor, çekmen gerekiyor onu da işte bir çekidemiriyle. Böyle şeyler başımıza gelebilir. Şimdi burada Mercedes-Benz traktör gördüğünüz gibi tarlayı ekmiş. Helal olsun. Helal olsun, bak şimdi burayı da ekiyor. Burada bayağı zorlanıyor araba. Bak patinaj falan çekiyor bayağı. İşçiye verdim burayı. Bir tane daha bölmeyeceğim var. Şimdi bu tabii parasını çıkartana kadar sılaj yapacağız demek oluyor. Bu bir de mısır ekeriz yine. Soya fasulyesini ekeriz. İçeride bölümümüz yok ama olsa alırız. Ya inanılmaz. Şu sallantı falan çok hoşuma gidiyor. Yine tabii buraları kalmış. İşçi bırakıyor işte. Yani buraları önce kendimiz çekeceğiz, ondan sonra işçi gelip üzerinden geçecek. İşte öyle yapmıyoruz. Şu an direksiyon setiyle oynamıyorum ya. Niye diyeceksiniz? Yani yoruldum. Uğraşmak istemiyorum. Böyle daha kolay. Şimdi GPS modu olsa zaten döndüm. Canlı direkt böyle çizgiler çıkıyor zaten. Onu takip ediyor araba. Hızını sabitliyorsun. Güzel oluyor. O yüzden GPS modeli bir sonraki videoya artık direksiyonu yani öyle göstererek oynayacağız joystick'le beraber. Ya biraz yer kalmıyor joystick kullanmaya da, o yüzden yan tarafı bir sehpa koymam lazım yine. Şu böyle sağa sola sallanıyor ya, çok hoşuma gidiyor. Bir de koltuk süspansiyonu da var, inanılmaz güzel. Bakalım ETS2 gelecek mi koltuk süspansiyonu? Lobby moduyla arkadan takip etsin bizi. Aynı yere gideceğiz zaten, bunları park edeceğiz. Artık bununla işimiz kalmadı. Keşke bir tarla daha alsaydım ya. Çiftliğimiz böyle.
Buradan gelelim hatta bu komşu çiftliğin içinden geçelim. Ya burayı da alabiliyorsunuz ama ben almadım. Hatta bu makineler mesela bizim. Otomatik olarak yerleşmiş bunlar. Önceden. Tabi şimdi biraz buralar sıkıntı yerler. Şöyle hop yavaş lan. Ulan ya. Neyse böyle gidelim. Trafiği kapattım, trafik Follow Me ile oynarken sıkıntı yaratıyor. Bir de zaten salak salak gidiyorlar. Sinir ediyor beni. Buraları daha ekilmedi ya. Bunu tanker boşaldı şimdi. Tankı boşaldı. Nerede lan o? Ha. Bir koyacak arkadan kaçın. Çiftliğimiz böyle. Ekipmanları sağa sola dağıttık. Burada slash pitleri var. Şimdilik dalga dümenleri koyduk buraya. Şimdi garajda şu bibzeri alalım. Mısır için olan. İkişer tane aldık işte böyle. Ot malzemelerini aldık hani ot biçme, kurutma. Diyorum klasın bir tane şey var ya, sılaj yapma hani rulo yapıyor filan. Lan yanlış girdik ya, bir dakika. O şeyi mi alsam da hani sılaj balyası yapıp onları da böyle satabilsek otları. Çünkü orada sürekli bir şey çıkıyor, ot çıkıyor. Böyle yamuk girdik ama olsun. Bir traktörüm daha var, onu daha getirmedim. Güçlü bir traktör. Burada bir ahır var yine. Ev zaten burada. Böyle girişi biraz sakat bizim için. Tohum aldım buradan hemen. Bak şimdi bu çok zorlanmayacak tabii. Lan onu niye kaldırdık? Bir dakika. Onu indireceğiz. Ay Allah dur. Heh. Şunu açacağız. Bir bakalım ne olacak. Tabii bunun için sıkıntı değil yani, rahat. Ama daha çalışmadık, bir dakika. Şimdi çalıştırdık. Bu aracı nedir ki? Baksana lastiklere, tekerleri. Daha buralar ilaç atılacak. Yaban otlar temizlenecek. İki defa bir de ilaçlayacağız mısırları daha verimli olsun diye. Yani çok tarla almak da iyi değil işte. Bunları günlere yaymak lazım ki sonra sıkmasın insanı. Öyle hemen abanınca 10 tane tarla alayım, hepsini ekeyim filan. Abi büyük çiftçilik yaparsan olabilir işte. Daha da büyük ekipmanlar da şey pek uygun değil bazı tarlalar. Gerçi uygun buralar aslında da. Hani böyle 9 metreden sonra ekipmana falan sapıtır. Bir de şey ya, böyle şimdi tarlalar ufak zaten. Girmenle çıkman bir olacak. Ve GPS modu olsa şu an mis gibi ekecektik burada ya. Var da çalıştıramıyoruz. Bozuluyor. Donuyor. Şu an Very Games'te %20 indirim var. Bir de %5 bizim indirim var. O da Sim Türk yazmanız yeterli. Yani Sim Türk yazacaksınız direkt kupon sayfasında. Orada sonra size indirim yapıyorlar. Şimdi ben yazdım tekrar ama geç yazdığım için hafta sonu açılamadı tabi. Pazartesi artık açılmasını bekleyeceğiz sunucu da, herkes giremez doğal olarak. Yani kendi oturumumuzu başlatıp oynayacaksa da Veri Games'e alın bir tane sunucu. Niye? Ya yabancı olmasa bir sıkıntı yok. Çünkü bayağı iyi sunucuları var. Alan olarak da yüksek. İşlemci olarak da iyi bayağı. Hani sıkıntı yaşamıyorsunuz çok garip garip şey yapmazsanız. Tabi her sunucu bir süre sonra sapıtıyor. Ama yani tavsiye ederim Very Games'i, yani birkaç euroya alabiliyorsunuz. 4 kişilik, 6 kişilik alın işte, ne kadar arkadaşınız varsa. Zaten en az 6 alınabiliyor sanırım. 6-8 kişilik alabilirsiniz yani.
müziksiz oynanmıyor. O yüzden böyle arkada açıp rahat rahat oynuyorsun ama böyle olmuyor yani. Şimdi Class 930'a şunu bağlayalım. Beceremiyorum. Bunun olayı olmuyor. Şimdi bir tane özel video çekeceğim. Bir traktör ile ilgili. Bir de Türk modları var. Özellikle Farm Simulator mod yerinde paylaşılan modlar var. Onlarla ilgili gösterebilirim. Dur bir dakika, orayı ekmemiş mi? Itınaz Movers var. Biçme şeyi, ot biçme şeyi var. Ama onlar ufak traktörlere yönelik şeyler ya. Bir de Galigani diye bir tane şey geldi. Bali makinesi geldi. Türklerin yaptığı. Evcon Akın yaptı işte. Tümosan traktör modlarını soruyorsunuz. Şimdi o modlar yapıldı ve yani şey modaba gönderildi sanırım. Çünkü 2 hafta falan o Tümosan yayınlanacakmış galiba. O zaman zaten haberiniz olur. Türk Fiat modu sanırım tekrar gönderilmedi ya da bilmiyorum. Belki o da yayınlanır. Sorarım tekrar. F-Max olayına gelecek olursak evet, yani ben F-Max için gelmesi istiyorum. Oynamak istiyorum. Burada hatta yapacaklar. Görüştük. Onlar da işte başlarsa F-Max'ı da ileride oynarsınız. O yüzden yani oyunu ekleyin hesabınıza. DLC'ler falan fasulyesi onlara gerek yok. DLC'ler. Şimdi gübresiz yerler biraz tabii açık renk oldu. Olsun. Nasıl sallıyor ya? İşte bak eğimli araziymiş gibi böyle değil mi? Düz olarak görsek bile tekerlek bazı yerde batıyor çıkıyor böyle. Hani bu olay işte FS 19'un güzel bir özelliği yani bu sürüşteki fiziklerdeki iyileştirmeler bayağı iyi. Şimdi ne yaptım son olarak? 127 ve 162 satın aldım kalan parayla çünkü baktım ki tohumlar bitmiyor hani şey olarak mantıken bu kadar büyük traktörler aldık vesaire. Hani birkaç tane tane daha lazım çünkü 112 küçük, 110, 100 küçük, 116 küçük falan yetmeyecek bize. O yüzden aldım. Kalan parayı oraya harcadım. Biraz zaten borç yaparız yine işçi falan ücretleri için, tohum ücretleri için de. Şimdi o tarlaları sürmemiz lazım. Hemen şu şeye traktöre geçelim Mercedes Benz'e. Ya da Fendt Favorite hemen bağlayayım oraya. Şimdi niye benim bu tohumlar bitmiyor? Çünkü bir mod var yine Farm Simulator sitesinde. Bu ilaçlama ya da tohumlamada miktarı belirleyebiliyorsunuz. Mesela benim şu an hektar başına 300 litre tohum yiyorum. 300 kilo diyelim. Ya da ilaç atarken onları ayarlayabiliyorsunuz. Ya ben en az şeyde kullanıyorum. O yüzden yetiyor yani tohum. Sonuçta 2 ton 3 ton tohum falan koyuyorsunuz. Biraz böyle şey geliyor, garip geliyor. Ha, onlar çakıştı orada. Biz bunun bir tanesini verdim. Diğer tarafı 162'ye de 162. Farklı bir tarlaya karışacak yine. Burada yani salıyor artık ne bok yerse yesin. Salıyoruz yakasını. Hadi canım, benim aldığım mera mıymış? Tüh be, yok. Acı ben bunu ot çıkar diyorum. Çünkü ben şey yapmıyorum. Ben valla görmeden aldım ya. Allah'ı kakalım bana. Diyor neden mi?
Bir kere kırdım bu arkadaki sabanı, biliyor musunuz? Çıktı böyle. Bayağı ayrıldı ikiye. Fotoğrafı falan var. Yani gerçekten öyle olmuyor değil mi? Şu mod bug'a falan girdi o ara. Şu an o tarlaya sürdüm de bunu biraz yıkayayım. Bir yerde bir makine vardı. Bayağı kirlendi bu ya. Tabelalar yalnız yıkıyoruz çünkü. Sığamıyoruz yola. Dikkatsiz gidiyoruz. Böyle yıkıyorsun, ondan sonra şey oluyor. Yere kirliler falan akıyor değil mi? Tabii. Başka bir arzumuz? Daha bir de tarlaları kontrol edeceğiz, ilaçlayacağız ya. Bir sürü işimiz var. Neyse, onları ben yaparım artık da. Bari sonra da otları biçmem lazım, toplamam lazım. Yani büyüdüklerinde yine hasat yapmadan önce. Traktör tamam yıkandı da. Şunu da yıkayalım. Artık bunlarla işimiz kalmadı, bunları fark edeceğiz. Tabi buna biraz küçük geldi tarla. Hemen derim şu kısımları da ekelim. Ya işte burada ufak 3 metrelik 4 metrelik mevzelerle geçmek lazım ama ben hızlı olsun diye. Bir de ufak tarla alıyoruz. Yani büyük tarla alsak daha iyi rahat edeceğiz. Ama ne yapalım? Böyle yapıyoruz yani. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videoya başla bakalım. Bir serinin başlangıcı oldu bu video. Ellerbach haritasında. Bavyera eyaletindeyiz, Almanya'nın. Güzel bir harita yani. Yine oynanabilir, kariyer yapılabilir ama tabii değişik haritalar var yani. Kafa değişiyor ona göre. Kafanın moduna göre harita kullanmanız lazım. Amerikan haritada da güzel oluyor. Daha büyük, daha böyle gerçekçi oluyor. Biraz daha aydınlık mı diyeyim, nasıl diyeyim. Böyle dağlar, vadiler falan hoş oluyor. Güzel haritalar var çünkü. Kullandığım modların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Orada ben link vereceğim yine yorumda, parkta. Oradan tavsiye ettiğim modlara ulaşabilirsiniz. Yani hepsini tabii paylaşamam. Görmediğiniz şeyler de var çoğunlukla. Neyse, görüşürüz bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda ben büyüteyim bunları. Direkt sludge olayına geçelim biz. Ya da ilaçlama kısmını da gösterebilirim. İlaçlamada farklı bir şey olmadığı için göstermeye gerek yok, o yüzden. Ha, belki direkt suatiyle ilaçlama yaparız ya da yabani otla sokarız. Yani gerek kalmayacak, o yüzden. Hiç uğraşmayalım, böyle zaman kaybetmeyelim, başka şeyler yapalım. Görüşmek üzere bir sonraki videoda, hoşçakalın.